Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda muhallebili bal kabağı tatlısı yapacağız. Malzemelere geçelim. Şöyle bal kabağım var. Küçük küçük dilimledim. Yıkadım ve tencereye aldım. Daha sonra bir çay bardağı şeker ve yarım çay bardağı su var. Bunlar kabak için malzemelerim. 2 paket bisküvim var. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı buğday nişastam var. Malzemelerimiz bu kadar. Yapımına geçebiliriz. 1 çay bardağı toz şekerimi tencereye ilave ediyorum. Daha sonra suyu da ilave ediyorum. Çok fazla ilave etmiyorum çünkü bal kabağı zaten kendi suyunu da salıyor. Ve ocağın altını açıyorum. İyice karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yumuşayana kadar pişiriyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kabaklar çok çabuk yumuşasın diye. Kabağım burada pişiyor. Muhallebisini yapmaya geçeceğim. Ama önce şöyle bir şey söyleyeyim. Kabak miktarı ne kadar çok artarsa şekerini de o oranda arttırabilirsiniz. Biz fazla tatlı sevmediğimiz için, çok şekerli sevmediğimiz için az kullandık. Sizin eğer tatlıyla aranız daha iyi ise şeker miktarını da arttırabilirsiniz. Şimdi muhallebisine geçelim. Tencereye 1 litre sütümü koydum. 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Unu ilave ediyorum. Ve Buğday nişastasını ekliyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada daha ocağın altını açmadım. Bu da bir püf noktası. Topaklanmaması için bu işlemi uyguluyorum. Tamamdır. Şimdi artık ocağın altını açıyorum. Ve sürekli karıştırıyorum. Evet, muhallebimiz pişene kadar sürekli çırpıyorum. Evet, muhallebim pişti. Çok pürüzsüz bir kıvam oldu. Dediğim gibi bunun püf noktası ocağı altını açmadan önce malzemelerin hepsini, muhallebinin malzemelerin hepsini çırpmak. Şimdi artık şekerli vanilini ekliyorum. Ve 1-2 dakika kadar daha böyle çırptıktan sonra ocağın altını, muhallebinin altını söndüreceğim.
şekerli vanilini ekledik. Evet, muhallebim pişti. Altını artık kapatıyorum. Yulaflı bisküvilerimi de rondodan geçiriyorum. İyice küçük küçük parçalanana kadar rondodan geçirmeye devam ediyorum. Evet, kabağımda piştim. Kendi suyunu da saldı. Çok güzel yumuşacık oldular. Şimdi blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Evet, tatlımız, malzemelerimiz hazır. Şimdi kupta servis edebiliriz. Önce bir miktar kabağı alıyoruz. Daha sonra yine bir miktar. Muhallebiden koyuyoruz. Ve yine en son rondodan geçirdiğimiz bisküvileri koyuyoruz. Şimdi tekrar aynı sırada devam edeceğiz. Yine bir miktar kabaktan. Ve sonra da muhallebiden koyuyoruz. En son üzerini de bisküvilerle süslüyoruz. Tatlımız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.